Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir YouTube videosuyla yani eğitim videosuyla beraberiz. Bu sefer yine tekrar bir ürün çekimi, yalnız bu seferki e-ticaret ürün çekimiyle ilgili çekim yapacağız. Yani bunu Trendyol web sitesi gibi yerlerde bir çekim yapacağız. Malzeme olarak demeyeyim de yani ne kullandık bu çekimde onları anlatayım size. Banucuğum sen bir gel böyle. Şimdi birinci makinamızı anlatalım. Makinayı dikey çekimde çekiyoruz. Çünkü genelde e-ticarettekilerin hepsi dikey istiyorlar. Dikey açıyı ayarlıyoruz. Nikon D850 ve 70-200 Tamron lens ile beraber çekiyoruz. Bir tane parafilaj kullanıyoruz arkadaşlar bunda. Çünkü şu an istediğimiz renk tonu ve gölgelendirmeye bir 600'lük parafilaj kullanıyoruz. Yetiyor bize. Ve bir 120'lik softbox kullanıyoruz. 90-120. Bancu böyle gel. Şimdi burada ürünümüz olarak kullanacağımız şey bir çantamız var. Bunu daha önce firma ile ilgili bu Jacklin firmasının çalıklarının Jacklin markasının bir çantası. Böyle mini bir çanta, güzel bir çanta, çok kullanışlı bir çanta, telefon vesaire gibi. Şimdi biz bir açı belirledik daha önce müşterimizle. Direkt karşıdan ve yanında böyle arkasında askısı olduğunu belirten bir açı belirledik. Bunun üzerinden gideceğiz. Şimdi biz bunu biraz daha yabancım. Şimdi arkasını göstereyim size. Burada arkasında bunu böyle dik tutabilecek bazı aparatlarımız kullandık. Yani bunu ben bir pil kullandım ama siz başka bir şey de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi beyaz fon, bir sonsuz fonumuz var masamız. Şimdi çekime geçelim, aradaki farkı görelim. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şeylerden biri de, onları size söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi şurada Jacklin markasının logosu var. Ve bu bir krom logo. Krom yüzeylerde parmak izlerimiz belli olur. Yani o yüzden mümkün olduğu kadar orayı temiz tutacağız, parmak izi bırakmayacağız. Ve göstermek istediğimiz şeyi, yani şu askısını, formunu göstermek istediğimiz açıyı mutlaka kameraya açısına göre ayarlamamız gerekiyor. Şimdi biz bunu ayarladık. Ne olarak ayarladık? Ben onu da söyleyeyim size. Şimdi F16 Instantane 160'da ISO 64'le. Niye böyle bir ayarlama yaptık? Şimdi F16'yı aldığımız sebebi her yerin net çıkmasını istiyoruz ve yüksek ışık vurarak arka fondaki beyazlatmayı sağlıyoruz. Bu sonsuz fondaki olan beyazlatmayı sağlıyoruz. Instantane'de 160, o da mümkün olduğu kadar işte titremelere bilmem, gerçi şu an tripodta kullanıyoruz, titreme olmayacak. Ama biraz daha böyle oynamalara karşı riski azaltmak için kullandığımız bir şey, bir değer. Şimdi ilk açımızı çekelim. Şu anda gördüğünüz gibi, eğer görebiliyorsanız ben bunu size tekrar yayınlayacağım. Gördüğünüz gibi her tarafı beyaz. Şimdi biz bunu bir dikey açı belirledik. Sonra ben bunu mouse'un üst taraflarını boş bıraktım. Çünkü bunu ben daha böyle, yani Trendyol'un istediği bir şey vardır. Daha doğrusu e-ticaret şeyde yapacağınız bir şey. Çanta ya da ürün neyse kadrajın %80'ini doldurmalı ki daha ön planda çıksın ve bunu müşteriler daha böyle dikkatli görebilsin, inceleyebilsin, daha ön planda çıksın, albenisi daha fazladır olması için. Mahsus yukarıda boşluk bıraktım, bunu ben daha sonra Photoshop'ta köşelerini ayarlayacağım. Şimdi bu birincimizdi. Birinci bir ürünümüzdü. Şimdi bu üründe gördüğünüz gibi çok fazla bir şey kullanmadık. Yani aslında açımız aynı şekilde, her şeyimiz aynı. Şimdi ikinci ürüne geçeceğiz ama bu sefer çantayı değiştiriyorum. Başka bir çanta kullanacağım. Yine Jacklin'in bir çantası bu. Şimdi bu seferki çantamız böyle bir omuz çantası arkadaşlar. Şimdi bunlarda tabii Jacklin firmasının etiketleri var. Biz etiketleri göstermek istemiyoruz çünkü kullanımını görsün insanlarımız diye.
etiketleri göstermiyoruz. Şimdi bunda kullanacağımız şey, şu an ışığımız aynı, değerleri aynı. Açımızla ilgili bir problemimiz var. Bunları kaldırıyoruz artık. Bunlarla işimiz bitti artık. Çünkü bunu başka türlü durduracağız. O da nedir? Arkadaşlar benim daha önce ayarladığım bir misina aparatım var. Yani niye misina? Şimdi siz bunu böyle durdu görüyorsunuz ama bu böyle durmuyor arkadaşlar. Şansınıza durdu. Bu misinayla bunu gördüğünüz gibi askının dik durmasını sağlayacağım bir şey. Yani dik durmasını sağlamalıyım ki çantanın formu gözüksün. Daha sonra bu misinayı Photoshop'ta sileceğiz. Şimdi kadrajımızı kontrol edelim. Evet, şimdi gördüğünüz gibi kadrajımız şu an sığmıyor. Niye? Çünkü ben bunun ayarını yapmadım. Diğerinden buna geçtiğimiz için ayar yapmamız gerekiyor. O tabi buradan önce live'ı kapatalım. Tripodumuzu biraz yükseltelim. Tam böyle çantayla aynı hizaya gelecek şekilde yapalım arkadaşlar. Çantanın duruşuna göre yerini ayarlıyoruz. Bu biraz sizlerde zaman alabilir. Yani siz önce açılarınızı belirleyin. Ben şu an size örnek teşkil etmesi için bir açı belirledim. Şimdi bunu tekrar düzenleyeceğiz. Nasıl düzenleyeceğiz? Buradan kameraya koyduk ama daha böyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu anda çantaya bağın ucundan dokunduğu için döndü. Ama biz buradan tam böyle karşıdan görecek şekilde belirliyoruz açımızı. Evet, şu an istediğim açı oldu. Ayarlarımızı hiç değiştirmedik. F16 160. Çünkü niye F16 160? Biz bu değerleri koruyoruz arkadaşlar. Niçin diyeceksiniz? Jacklin firmasının daha doğrusu Çalıkdere Jacklin firmasının sürekli çantaları oluyor. Ve bir değer belirliyoruz. Her seferinde arka tonu, rengini ve şeyini, yani daha doğrusu keskinliğini, arka fonun değerini, yani beyazın dengesini falan hep sabit tutmamız için, yani her üründe aynı değerleri almamız için bu durumları lütfen sabit tutun. Çekeceğiniz firma hep aynıysa değerleri aklınızda tutun ya da bir yerlere yazın. Çünkü o değerler olmazsa arka fonu tam tutturmaya çalışacaksınız ama çok zorlanacaksınız. Evet, şu anda gördüğünüz gibi tam istediğim değerleri aldım. Yani deminkinde de aynı değerler, bunda da aynı değerler, bütün her şeyim aynı. Şimdi yalnız bu tip çantada biz bir iki açı belirledik. Yani birinci açı ve ikinci açı belirledik firmayla ilgili. Şimdi biz ikinci bir açı istiyoruz. Çünkü niye? Birinci açı tamam çantanın formunu gösteriyor. Yani önden görünüşünü gösteriyor ama ikinci açı çantanın formunu gösteriyor. Biz çantanın yerinden hiç oynatmadan, gördüğünüz gibi hiç oynatmadan sadece yan çevirdik. Ve burada ne yaptık? Şu an bağını şurayı görebiliyor musun? Ya da ürünü karşıdan da alabilirsin. Gördüğünüz gibi böyle bir yan açı belirledik. Şimdi burada yani hem ünü hem şu yanda gördüğünüz fermuar kısmı var. Ekstra bir özellik.
Bunu da gösterecek bir açı belirledik. Ve bunu şimdi tekrar çekiyoruz. Ayarlarımızda hiçbir şey değiştirmedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açımız da tam istediğimiz gibi çantanın formunu gösteriyor. Rengi aynı, her şey aynı, gölgesi bile aynı arkadaşlar. Şimdi ha diyeceksiniz ki gölge nerede var? Şu gördüğünüz, yani şuralara düşen gölgeler var altlara. Bunun alta düşmesinin sebebi de biz ışığı dikten kullandığımız için. Yani ışığın vurduğu yer gölgeleri alta düşürüyor. Eğer biz bunu yandan kullanıyor olsaydık gölgeleri yana doğru düşürüyor olacaktık. Ama dikten kullandığımız için gölgeler tamamen alta doğru düşüyor. Yani bizim istediğimiz altaydı ve alta düştü. Eğer açısını değiştirirsek gölgenin yeri de değişir. Yani biz bunları istemiyoruz çünkü firmada belirlediğimiz bir gölge renk tonu var. Onun dışına çıkmak istemiyoruz. Bunları belirledik. Ve gördüğünüz gibi bana burayı ekranı çekebiliyor musun? Bakın. Gölgeler hep alta düşmüş vaziyette. Şöyle. Şu an görebiliyor musunuz? Zaten resimleri yayınladığım zaman göreceksiniz de. Gördüğünüz gibi hep gölgelerimiz altta. Netliğimiz. Ben mouse'uz yine üste boşluk bırakarak çektim. Çünkü bunun kadrajıyla ben oynayacağım arkadaşlar. Yani siz de oynayacaksınız. Çünkü dikey bir açı ve daha net yapacaksınız. Yani aşağı yukarı şöyle ve daha dikey bir şey olacak. Yani çanta şöyle gözükecek, kenarlarından olmayacak şekilde. Bunları ben size zaten en son videonun sonunda yayınlayacağım. Evet. Bugün gördüğünüz gibi iki tane e-ticaret sitesi için çanta çekimi yaptık. Ürün çekimi. Daha doğrusu ve tek ışık kullanarak yaptık. Bir sonsuz form misina kullandık. Başka da bir ihtiyacımız yok gördüğünüz üzere. Tek ışık ve sonsuz fonla ürün çekimi yapılabiliyor arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir ürün çekimini daha tamamladık. Başka bir çekimde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın lütfen.